Sevgili dostlar, bizim anlatmayı çok sevdiğimiz, sizin de en beğendiğiniz hikaye türünden, hayatın içinden bir kıssayla sizlerleyim. Evet, ibrete amiz bir hikaye, ders alacağımız, hayatımızda belki de eksik bir parçayı tamamlayacağımız türden bir hatırayı sizlerle paylaşacağım. Hikayemize geçmeden önce sizlerden ricam, videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gecenin üçü. İstasyonda kara bir köpek. Onun çiğil çiğil gözleri ve bir de ben varım. Gelip geçenler illaki hepsi durucu değil, yerlisi değiller ki istasyonun. Kırçın sakallı, bankta yerleşmiş şu adamı saymazsak. Bekliyoruz beraber. O kara köpek ve ben, bir de ötede banktaki adam. Sırtımda Abdullah'ın ceketi, cebimde Abdullah'ın verdiği bozuk paralar, aklımda Abdullah'ın çıkarken söylediği tembih mahiyetindeki o sözler. Çıkıp bu ceketle, bu paralarla ve bu kafayla Abdullah'lara gitsem, ben Abdullah'ım desem olmaz şey değil. Yüzümde Abdullah'ın gülüşü, eskiden bir iyilik dediğin şey abi. Şimdi yok öyle bir derdi hiç kimsenin. Ama gidemem. Çocuk elinden geleni yaptı bana. Baksana her şey onun. Ben bile kalabalığa girsem, arkamdan bir ses işitsem, hey sen, evet sen Abdullah'ın arkadaşı değil miydin sen, diyecekler. Ben bile Abdullah'la anıldığıma göre daha bana ne yapsın? Ne zaman kapana kısıldığımı hissetsem, çözüm yerim işte burası. Çatırdadı çalılıklar. İçinden bir ceket, ceketin içinden bir adam, bu ceketin cebinden bir de şişe çıktı geldi. Ötede bankta yerleşmiş olan evsiz, garip bir adam. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Sürmeli derler bana. Anadan gözlerim sürmelidir. Elindeki şişeyi ağzına götürüyor. Şişe boş. Gecenin üçü. Kimse kimsenin tekin olacağını, olmayacağını bilemez. Yürüyüp uzaklaşmak için hamle yapıyorum. Yürüyorum ama ardımdan kelimelerle kement atıyor. Eniştem diyor. Baba evimden diyor. Olur mu canım hiç öyle şey? Her şey sırayla diyor. Bir de diyor, kiracı mıyım ki ben? Kelimeleri kafamda birer cümleyi tamamlıyor. İşte evsizliğimin hikayesi kardeşim. Akrabaların ettiğini bazen akrep etmiyor. Bir ceket, bir şişe, soğuk sokaklar, bir acil durum, bir acı çaresizlik, bir meczup, bir kara köpek ve bir cep bozuk para şıngırtısı. Her şey sırayla, biraz da biz kalalım evde diyor eniştem. Öyle diyor sürmeli. Sırf anlatmak için anlatmıyorum ki bu hikayeyi sana. Derdim aklımı uçurmuş. Öyle sersem koşuyorum oradan oraya. Çaresizlik paçalarımdan dere olmuş. 300 lira para lazım. Nöbetçi eczaneden babamın kalp ilaçları için. 3 kişi var vicdanımı yakan. 3 kişi de vicdanıma çok yakın. Arkadaştan biri. Biri arkadaştan öte, bir diğeri akraba. Çok çıkarmışız birbirimizin bacağını çamurdan. Fakat gece işte. Herkes derin rüyaların koynunda. Kim çaresiz, kim yoksul, kim hasta, kim bilecek? Telefon yok, araba yok, otobüs yok. Bu saatte yol var onun yerine. Ayaklar var. Kapkara, pırıl pırıl gözlü, kara bir köpek var. Bir de soğuktan it gibi titreyen Mahmut. Kim bilsin saat 4'te nereye gidiyor Abdullah görünümlü Davut?
Biri bize yakın oturuyor, adı Arif. Çalıyorum kapısını, çekine çekine ama nafile. Atletle çıkıyor üst kattan pencereye. Ah diyor, yok ki kardeşim, işsizim 3 aydır. Sabah olsa bulup buluştururduk. Sabah olsa keşke. Keşke sabah olsa diyorum. Üzme sen kardeşim kendini. Buluruz nasılsa. Hepten yok olmadık ya. İçimden bir ben çıkıyor. Sonra onun içinden başkası. Kendim kendime teselli veriyor. İçimden çıkan biri ümit var. Biri karanlıklara karışıp gitmek üzere. Nihatların ev ötedeki mahallede. Zile basınca korkuyla yanıyor ışıkları evin. Işıklar kara haber endişesiyle titriyor. İhtiyar bir teyzecik. Ovcalayarak gözlerini kim o diyor usulca. Sesinden her şey kapı yokmuş gibi bana görünüyor. Nihat'ı aradım teyzem. Arkadaşı Davut'um ben. Rahatsız ettim affedin. Acil bir durum vardı da Nihat'tan borç alacaktım. Yani biraz acil olmasa böyle alacaklı gibi, kara haber tellalı gibi yani teyzecim. Laf yumak olunca dilimde kapının kilit sesi duyuldu. Teyze iki büklüm. Nihatlar gitti oğlum. Köye gittiler. Kaynatasına gittiler. Eyvah kopuyor. Aramızdan yılanın kuyruğu gibi ıslak bir kırbaçla sırtıma vuruluyor sanki yılan. Öyle geliyor bana yani. Bir Asya ablam vardı. Bir o kaldı. Kocası dairede memur. Hiç sevemedim nedenini bilmediğim bir nedenden ötürü. Belki kibir, belki de ne bileyim işte bir şey yüzünden ama çare yok. İki sokak arkada Molla Fenari sokağı, kırmızı limuzin gibi araba onların. Zil bahçe kapısında basıyor. Evin içinde imdat sinyali gibi uzatıyorum sesimi. Işıklar yanmıyor. Basıyorum bir daha yanmıyor. Kırmızı limuzin araba bana bakıyor. Bakmak istemiyorum. Zile basıyorum. Işıklar yanmıyor. Hiç kimse çıkmıyor kapıdan. Hiçbir şey sormuyorum. Hiçbir cevap alamadan geri dönüyorum. Aziz Mahmut Hüdayi Camii'nin kubbesine çiğ yağıyor. Soğuk. Geri dönüyorum istasyona. Kara köpek, istasyon görevlisi beni görünce arkadaş görmüş gibi seviniyor. Kara köpek kuyruk sallayarak yanıma koşuyor. Cebim şıkır şıkır. Abdullah'tan aldığım paralar sanki zenginlik şakırdatıyorlar. İçimde fakirlik kör bıçağını bile eğiliyor halbuki. Sürmeli bankta oturuyor. Aynı bana söylediği sözleri boşluğa anlatıp duruyor. Meğer bana anlatmıyormuş. Meğer hep aynı sözlerle avutuyormuş kendini. Yalnızlık diyorum. İnsana aklını işte böyle yitiriyor. Geçip yanına oturuyorum. Görmemiş gibi hiç bana bakmıyor. Kara köpek de gelince nihayet yüzünü dönüp sen az evvel gelen çocuk değil misin diyor. Evet. Kalp ilacı lazımdı. İlaç için borç almaya gittim de. Aldın mı peki? Sorma sürmeli. Elimiz boş. Gönlümüz loş. Geri döndük. Gece gece milleti telaşa verip gururumuzu paspas yapmakla meşgulüz. En iyisi deli olmak, meczup olmak. Öyle değil mi? Bazen ben de senin gibi bir köşe başını çevireyim, kendimce dünyama dalayım istiyorum. Deli deyip kimse ilişmez diyorum. Eniştem var ya, para kasalarını bodruma üst üste diziyor. 5 tane daire, 5 tane bağ evi bize gelince fos. Öyledir ya. Tövbe tövbe. Neylesem hiç bilmiyorum. Bir keresinde bu enişte bey beni memlekete geri gönderecek oldu. Hemen dikildim karşısına. Olur mu öyle? Olmaz. Olmaz. Bir sen varsın ama sen de beni anlayacak durumda değilsin sürmeli. Varsa yoksa enişte. Eniştem ya onun suçu değil mi ki? Ben bu saatte buradayım. Bunalıyorum içeride de. Üşüyorum da.
Boğulmak hissi gibi bir his. Ortaya çıkınca başımdan aşağı dilim kontrolden çıkıverdi birden. Dayı be, başlayacağım şimdi eniştenden. Enişten mi giydirdi sana bu kötü ceketi? Ceketine şüpheyle baktı. Yahut o mu verdi bana ceketimi? Abdullah değil mi? Bizi sen de bu istasyona o mu düşürdü? Çaresiz it gibi titriyoruz böyle. Bir dert sende mi var? İçim ve kalbim kaynayan kazan. Nefeslenip bir şey diyecek gibi oldu. İzin vermedim. Yok mu alemde hiçbir iyi adam? Bu senin eniştende de vardır mutlaka iyi bir yan. Ben derdim var diyorum. Sen diyorsun eniştem. Gidip verelim şu benim cebimdeki bozuk paraları eniştene. Ne dersin? Bize lazım değil. Ben de bundan sonra sürmeliyle bu istasyondaki bakta yaşayacağım. Belki bir somun ekmek, bazen bir simit parçası. Şaşırdı kaldı. Zavallım deliye delilikle muamele edeni zor görmüş olmalı. Canım sıkkın, avuçlarımı ovuyorum. Senin enişten var en azından. Bir de ablam var demek ki. Bende kimse kalmadı. Son tutunduğumun derdindeyim. Belki de ikimiz de eşeklik ha? Herkes evinde rahat döşeklerinde. Biz senle ikimiz buradayız. Kim yanlış? Hangimiz? Şu eczane var ya dedi. İlk defa eniştem demeden önce söze girince şaşırdım. Elindeki şişeyi kaldırıp tekrar gösterdi eczaneyi. İşte oradaki. Git al ilaçlarını oradan. Benim gönderdiğimi söyle. Şaka mı ediyorsun, mahsus mu diyorsun? Neyi kalp ilacı? Cebimdekilerle aspirin vermezler. Şişe boştur. Elindeki şişe gibi bu iş de boştur. Güldürme halimize. Kovdurma kapılardan bizi. Şişeyi tak diye koydu yere. Kalktı ayağa. 2 metre boyu olsun insanın da oturunca küçücük görünsün. Hayret. Gel dedi. Çattı kaşlarını. Tuttu kolundan ki kolumda değil sırtımda hissettim o çekişin acısını. Çekip kaldırınca ayağa şak diye geçip karşı yolda daldık eczaneden içeri. Abla dedi. Bu çocuğun babası hasta. İlacını ver. Parası yok. İçeride bir kadın var. Başı öne eğik. Hesap kitap bir şeyler karalıyor. Yüzümüze bile bakmadı. Şimdi bağırıp çağırıp kovar bizi diyorum. Polisti, amirdi. İyice karışacak işler falan. Dilim bir toprak olmuş. Dönüyor kendi ekseninde. Lakin gık çıkmıyor. Kadın kalkıp ilacın adı ne deyince son sürat dönen dünya frene aniden basarak durdu. İlacın adı dedim. İlacı aldım. Sürmeli çıktı gitti. Yine aynı banka oturdu. Koştum yanına. Nasıl oldu? Ne oldu şimdi? Yani para istemedi. Sen nasıl diye zırvalarken halime acıdı da. O benim ablam dedi. Eczaneci işte. Eniştem var ya işte onun karısı oluyor. Yüzünde muzip bir gülümseme belirdi. Bu gece nöbetçi eczane. Bekliyorum ben de ne olur ne olmaz. Gece vakti kadın başına iti var, uğursuzu var. Bunaldım içeride oturmaktan. Bir soda içmeye çıkmıştım buraya. Ceketine bakıyorum. Bildiğim bayağı pahalı, pırıl pırıl bir ceket. Şişeye bakıyorum. Sade soda şişesi. Sürmeliğe bakıyorum. Ya ben anlamıyorum sana anlattıklarımı. Ya sen anlamıyorsun. Sürmeli bir sarhoş, bir evsiz gibi görünmüyor ki. Elinde şişe, bank kenarında böyle gece vakti görünce nasıl da hikaye uydurmuşum kafamda. Hiç içki kokmuyor. Hatta istasyon bile içki kokmuyor. Şehir bile içki kokmuyor bugün. Ama seni evden enişten kovmuştu hani. Nöbetçi olunca normalde enişte geliyor beklemeye. Bu sefer resmen beni yakaladı. Sırayla kalıyorduk. Bir hafta o, bir hafta ben. Sıra ona gelmişti. Allem etti, kullem etti, beni kandırdı. Evden kovmaktan beter edip sepetledi. He, o mesele. Ya o mesele.
Ben sana öderim bu parayı biliyorsun değil mi diyorum. Önemsemez tavırla bırakırsın eczaneye. Ben burada durmuyorum genelde. Teşekkür edip tutuyorum evin yolunu. Hikayem çaresizlikle başlamıştı. Garip bir şekilde toparlanıverdi değil mi? Hangisine şaşırmalı? Ön yargılı bakışıma mı? Her şeyin bir kader çizgisinde başlangıç noktasında yeniden başladığına mı? Onca yolda umutsuz geçirdiğim vakitlerde çarenin ilk başlangıç noktamda hiç ummadığım birinde olduğunu bilemezdim elbette. Kul varsa, derdi varsa çaresi de var. Hızırı da var. Muhakkak her zorlukla beraber bir de kolaylık var. Anlayana ne gam? Böylelikle ben Davut'tan hayırla ve selam.